Efendim Gamze. Gelsene. Gelmiyor. Gelsene. Gelmiyor. Aslı yine orada boş boş konuşuyor Seda Hanım. Anne, annelikten bahsediyor. Annem şöyle, annem böyle diyor da. Gelsin yarın bir gün Kayahan'la evlendi. Çoluğu çocuğu oldu. Evet. Kendisi anne sevgisi görmemiş ki çocuklarına nasıl bir anne sevgisi verecek? Öyle ya. De bir anne sevgisi verir ki. Kendisi görmemiş. Kapı dışarı atmış annesi. Annesi bunu kapı dışarı atmış. Açsana, nasıl abla falan çocuklarına demeyeceğim. Anne sevgisi verecek? Ama sen dinlediğin şeyi algılayamıyorsun ki. Ben reşit olduktan sonra iki üniversite okuyarak kendi evimde, kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Ya, o yaşa kadar da. Okumamışsın, beni alakadar etmez. Benim kardeşim de dört dörtlük bir çocuk, tamam mı? Algılı mı problemin var senin? Algılı mı problemin var senin? On parmağımda on marifet var. Senin dinlemeyle ilgili de bir problemin tamam var. Bak ben anne sevgisi gördüm ve seni çok merhametli bir kadınım. Seni ailen kabul etmiyor. Ben öyle bir nasıl çocuk yetiştiririm ki. Annenin her dilde onun eğitimini veririm. Her dilde ama. Çok merhametli, belli, çok vicdanlı sen bir çocuk annen, yetiştiririm. Annen de senden de daha güzel anne olurum. Annen seni nasıl sen bırakmış de, sen de çocuklarını bırakırsın. Annen seni nasıl bırakmış sen de çocuklarını bak, bırakırsın. Sese bak, sese bak, 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 bak. Senden daha güzel anne olacağıma ben burada... Belli, belli. Garanti. Doğru, bak, o kadar beni dolduruyorsun senden ki. Hiçbir şey olmaz. Ben artık konuşamıyorum. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey olmaz. Ablan artık sustur. Valla ben ya susana abi yeter ya. Bir susana yine. Yine ağlatacaksın bunu ya. Susana bir. Ağlamıyorum. Ne ağlayacağım ya? Sen bu annelik meselesi bak. Her kız çocuğunun ve her erkek çocuğunun hassas noktasıdır. Anne, cennet annelerin ayakları altındadır. Ama sen nasıl bir kadınsın ki bak gerçekten çizgimden çıkacağım. Onu biliyorum. Böyle tamam bir anne sen olmaz ya. Sen onları bana öğretme tamam mı? Sen kendi annenin arkanda bir aile ya, yok ya bir aile cevap yok. Cevap ya abla artık susana abla ya bir susana yeter ya. Niye gelmediler? Sus! Ya sesini niye başına atmadan konuşsana oraya abla. Sana ne ya? Niye arayamıyor? Sana ne? It's none of your business. Seviyor seni, istemiyor. Kadın ya senden utanıyor, sen Bence Kayahan senden utanmalı. Vardı senin bizim bir ablası olduğu için. Senden utanmalı. Benden beni ne burada var ya. Senin gibi sosis gibi dudaklarım yok. Onun için zaten bu kıskançlığın. Neyimden utanacak? Neyimden utanacak? Senin nereni kıskanacağım? Ya gelsene yanıma. Sen kurban ol benim sosis dudaklarıma. Niye gelmiyorsun yanıma ya? Yüzüğüm yok. Tabii canım. Nerede yüzüğün? Konuşamıyorsun bile. Ne bileyim nerede yüzüğün? Gamze bize bir görüntü daha göndermiş. Çok sevgili sen kardeşim. Serdar Ortaç ve Aslı'nın. Niye takmadın? Sus bir. Sosyal medyadan görüntüleri. Ver bakalım. Ya böyle dudak olur mu ya? Ya Allah'ın verdiği dudağa niye bir şey sokuyorsun abi ya? Ben böyle bir dudak yapsam konuşamam abi. Ne olur yapmayın ya. Ne olur kızlar. Ya böyle dudak olur mu ya? Ya Allah'ın verdiği dudağa niye bir şey sokuyorsun abi ya? Ben böyle bir dudak yapsam konuşamam abi. Ne olur yapmayın ya. Ne olur kızlar. Ya böyle dudak olur mu ya? Ya Allah'ın verdiği dudağa niye bir şey sokuyorsun abi ya? Ben böyle bir dudak yapsam konuşamam abi. Ne olur yapmayın ya. Ne olur kızlar. Aslı da demiş ki Serdar Bey ben çok da güzel konuşabiliyorum. Hem de her dilde. Seda Hanım bir şey söyleyebilir miyim Serdar evet. Bey'e kendi üslubumda? Sizin zamanınızda böyle bir dudak olmayabilir ama şu anda var. Yani yeni jenerasyon. Takip edebilirsiniz. Çok güzel konuşuyorum. Gereken cevabı da verebiliyorum görümceme de, bütün bana karşı gelenlere de. I can speak in any language that I want. Kayal sen niye bozuldun? Abla şeye bozuldum da, Serdar abiyi de dile getirmiş ya, yani helal olsun. Alkış. Onu da geçtim de yüzük nerede? Yüzüğü kaybetmiş abla. Yüzük kaybetmedim, sen nerede olduğunu biliyorsun. Hatırlamam. Niye yalan söylüyorsun? Ne oldu yüzük? Hatırlıyordun ya. Ne oldu? Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum da. Ne yapıyorsun? Yüzüğün senin barmağında olması lazım. Barmağımda değil. Barmağında olması acaba lazım. Neden? Ablana bir sorsana. Neden yüzük benim barmağımda değil? Nerede yüzük hakikaten ya? Söz yüzüğünüz değil miydi? Hadi evet. Hatırla. Ee?
Eski sevgilinin yüzünü hatırlamıyor. Kendi takınca çıkarmıştır Seda Hanım. Geldi yine geldi. Geldi. Gamze, Serdar Ortaç'la Aslı'nın bu görüntüsünü niye attın bize? Yani amacın evet, ne? Evet, senin ne gibi bir bunda çıkarın var ki attın? Çok şaşırttın Seda beni. Seda Hanım zaten dudakları... Aslı bir susar mısın? Seda Hanım'la konuşuyorum. Seda Hanım, Serdar Bey bile görüyorsunuz neler söylüyor. Dudakları sosis gibi ya. Böyle dudak olur mu Allah aşkına ya? Onlar geri aldırılıyor mu? Eritiliyor ama çok acılı ve hani birkaç gün süren bir işlem. Tamamen estetik eritiliyor. Estetik var, estetikçik var ya. Bu estetiğin kepazeliği ya. A0 Türkçe ya. Estetikçik ne? Tabii canım. Ablam... Sen silikonlu dudaklarını şişirttirmemişsin, sosis taktırmışsın. Ya gerçekten işin gücün yok. Dansmış, anneymiş, babaymış. Şimdi Serdar Ortaç'ı bile buldun buraya gönderdin ya. Tabii canım. İşin gücün yok. Sen nasıl bir kadınsın? Tabii canım. Hiç işim gücüm yok. Helal olsun. Hiç işim gücüm yok. Seninle uğraşacağım. Uğraşıyorsun. Sen bir kere senin biz her uğraşıyorsun. Yerin offside. Bunu defalarca söylüyorum. Dile getiriyorum. Senin her yerin offside zaten. Ay bir sorsam offside ne demek? Onu bile bilmiyorsun. Tabii canım. Bilmediğin kelimeler her kullanma ya. Her şeyi sen ya. Biliyorsun zaten. Evet her ben şeyi biliyorum. Sen biliyorsun evet. Zaten. Ben biliyorum ve senin kardeşine de öğretiyorum. İki üniversite okudum diye ne oldun? Üç üniversite okudun da ne oldun? İşte aramızdaki oraya fark çıkıyorsun, belli oluyor. İki oynuyorsun, kendini gösteriyorsun. Oynarım. Ne var oynuyorsan? Gösterdin zaten kendine. Her şeyime bir laf ediyorsun ya. Annen bile görüntülerini gördü. Annen bile görüntülerini gördü. Kadın bile bir daha bağlanmadı. Senden utandı. Pır annemi yüzüne. Sana pırı. Bak saygısızlaşıyorsun ya. Var mı aşkım? Ne benim suratıma tükürecek tamam kadın mı senin annen abla? Annen görüntülerini gördü. Ya sen de utandı. Abla ya. Utandı. Tamam mı utandı tek kadın? Şey sensin. You are embracing. Sensin. Şu an utanç verici olan sensin. Allah. Tamam mı? Bana bak sana bak. Benim nerem utanç verici? Evet bana sen bak sana bak. Bak bir kere bir tamam detaylı mı? Bakalım. Annen utandı. Annen utandığı için senden utandığı için kadın yayına bağlanamadı. Tamam mı? Ne kadar kadını beğendirdiysen... Senin için annemin maketini yaptıracağım, koyacağım buraya konuş. Vallahi sen ne bu anne? Ne olmuş gerçeğini ya? Gerçeğini getirttir. Ben annemi maketini kaybetmiş bir işte kadın da olabilirdim. Babamı da sevgi kaybetmiş bir kadın olabilirdim. Ne anlatıyorsun yani? Sevgi sahip muhtacı çıkman gerekiyor. Senin. Anne sevgisi, baba sevgisi görmemiş insansın sen. Ablana cevap verir misin bak? Abla yeter artık. Kalbini kıracağım burada. Ama Gamze... Ama anne baba sevgisi görmemişsin. Bak sen, Gamze, çok, sen çok konuşuyorsun abla yeter. Senin kardeşin Kayahan az önce dedi ki ben bütün sevgileri ona verebilirim dedi. O derece seviyorum dedi. Evet. Ben ona sana dedi ya. Anne Seda sevgisi... Seda Hanım anne baba sevgisini ya verebilir mi? Yani neyin aç... Hayla takıntılı ya abla takıntılı gerçekten de sen de beni yordun ya. Aslı sana özeniyor onun anne baba sevgisini ya nasıl verecek? Kim kime özeniyor? Demişsin ya eski sevgilini Aslı sana özeniyor diye. Bunun açıklamasını ya. Ya ben öyle bir şey de söylemedim ya uyduruk. Uyduruyor ya. Uyduruk söylemedim mı diyor çocuk. Söylemedim ya. Ne sen neden ya inanıyorsun bunlara ya? Çünkü hatırlamıyorsun genelde. Söylesen Allah'ım bile. Ya Rabbim hatırlamak zorunda mıyım ya? Of. Hatırlamak zorundasın. Gamze sen de bilerek mi yapıyorsun bu eski sevgiliyle görüşüyorsun? Kayan bir şey sorabilir miyim? Kayan bu gerçekten senin eski sevgilin mi? Sesini falan hatırlıyorsan bir söyle. Bak yoldan birini mi çeviriyor? Komşusunu mu arıyor? Vallahi bu kadın ne yapıyor ya? Yoldan birini nasıl çevirsin? Bilmiyorum tabii ki numarasını aldı ben yoksa seni arayacağım falan. Bir şey yapıyor tamam olabilir yani. Ya onda da kuyruk açısı var. E tamam eski sevgilin o zaman. Bana ne var? E bana ne var? Bana ne var ya? O ne nasıl bir cümle? Ne diyeyim abla? Diyor ki bana ne diyor? Varma mı basayım ya? Yeter artık defolun gidin ya. Terbiyesizleşme de. Sana söylemedim. Olsun. Hiçbir kadın öyle konuşmalı ben istemem. Ne oldu Şadıman? Birden ağzın abi ayrıldı bir şey oldun. Kayahan ne k***sın? Aslı'dan ödüm patlıyor. Aa. Evet. Nasıl ya? Evet. Nereden çıkardın mesela bunu? Mesela bak hemen ne diyor? Aa ben böyle demedim. Ben böyle yapmadım. Ne oluyor oğlum? Adam gibi adam oldu. Konuş adam gibi adamım. Seviyorum. Sevdiğim kadına karşı. Hadi ne öyle yapayım? Sevgi mi olur be? Allah aşkına. Sevmiyor sevgi mu? Kayahan yok, hayır, hayır Seda Hanım yok. Kayahan Aslı'yı sevmiyor. Sevgi yok.
Ben Allah'ına kadar Aslı, da seviyorum ama... sen de boşuna mücadele ediyorsun kızım. Bak ben harbi doğruları söylerim. Kayağından sana karşı sevgi yok. Neden o zaman kolunu Aslı yazdırdı? Kalbime yazdım, seni boş ver ya. Kayağım palavralarını kesme orada. Seda Hanım. Gene söyleyeceğim, yine söyleyeceğim, yine söyleyeceğim. Şu bazı erkeklerin... %80'i diyeyim hadi, 90'a 100'e çıkmayayım. Hep böyle yalanları kıvıranlar. Aa. Evet. Kayağım bak ben sana yakıştırım. Yap böyle be. Böyle bir aşk görülmemiş dünyada. Ne geçmişte ne de bundan sonra da. Ulan arasalar bulamazlar rüyada. Seni kalbime yazdım. Seni yazdım kalbim. Seviyor. Yalan Seda Hanım, yalan. Seviyorum abi, seviyorum ya. Yeter vallahi ya. Kayağım, sevgi bu kadar feveran olmaz. İçten sevilir, içten, içten. Nasıl? Bağırma. Ya yeter abla. Şadıman, sen de mi ya? Kimisi içten sever, kimi böyle gösterir. Ama bunların kadar da görmedim. Şey gibi, hani... devamlı didişen bir sevgi. Nasıl bir sevgidir öyle bu? Öyle başlıyor. Bunların güzel, evlendikten güzel sonra... Güzel aşk, güzel, didişerek. Evlendikten sonraki hallerini çok görmek isterim. Yaşasam da görsem. Allah ömür versin yani. Yani. Ben bunların evlenip Bismillahirrahmanirrahim, mübarek gün. Neyse, sağ ol Seda Hanımcığım. Ben evlenip de bunların çok saygılı, mesafeli, saygılı olacaklarını hiç tahmin etmiyorum. Yok, Aslı çok saygılı bir kız. Aslı'dan belki biraz ama Kayağan'dan yok. Kayağan ne yapıyor, ne terbiyeli çocuk yok, ya? Yok. Bugüne kadar hiç saygısızlığımı gördün mü abla? Bana karşı yok. Ama Aslı'ya bazen... Asya karşı yapıyorsun. Ne kadar görmüyorsun. Git orada dedi. Ağla falan dedi ya Seda Hanım. Onu söylüyor sanırım Şadman Hanım. Git ağla ama orada. Ama ağlıyorsun kesin diye. İşte git orada bak, ağla yani. Şey ağlıyor diye söylemem diye mi gerekiyor? O konuda neden hata yaptın? Bana peçete bile vermedin. Seda Hanım da söyledi. Evet ben verdim. Düşünüyorum. Mendili ben verdim. Vermedin. O zaman madem bu kadar aşıksın, beni yazdın kalbine, niye bana peçete vermedin? Bir düşün bunları Aslı Hanım. Ama o an... Şadım Hanım. Terse düştük abla ondan dolayı. Sana eve muhabbete gelmişler gibisin. Vallahi gerçekten öyle Seda Hanım. Yani ben bunları epey bir zamandan beri izliyorum. Heh. Mesela benim eşimden öyle bir tepki gelse bana... yemin ederim 40 gün suratına bakmam ben onu. İnanma evet hayatım, inanma. Hangi tepki? Demek ki daha temiz, merhametli. Hangi tepki? Dur Kayal dur. Hangi tepki? Git şurada ağla. Aslı'ya burada birkaç gün önce demedi mi Seda Hanım? Ne dedi? Şimdi söylediği lafları da çok aklımda tutamıyorum. Aslı söylesene sana söylediklerini. Git ağla, ağla rahatlarsın. O ağlayınca ya açılıyor. Niye? Kes sesini. Orada bir mendil alıp da gidip Aslı'cığım ağlama. Bunlar gerçek değildir ama deyip abla, ona düştük biraz yani teselli biz, verseydi. O an terse hoşumuza düştük. Gitmez ben terse miydi? Düşünce ben farklı bir insan oluyorum. Ayağın niye öyle değişkensin sen? O an kavga o an... Ben de öyle bunlara tahammülüm yok işte. Bir şey yaptığı yok çocuğun ya. Yapıyor zaman zaman Seda Hanım, yapıyor. Kayağan. Yapıyor Kayağan, yapıyor. Ya. Biz görüyoruz. Bak Kayağan o kadar dürüst çocuk ki ona program sonrası yazanları herkesi Aslı'nın gözünün önüne engelliyor. Çocuğa yazıyorlar.